Bunlar ne yapacaklar? Münafığın alameti 4 diye bir ders var. Bir saat sayıyorum peygamberden, hadisten, risaleden. Münafık şudur. Risalede ne geçiyor? Kalpsizdir ve peygamberin aleyhindedir diyor. İtikatsızdır ve peygamberin aleyhindedir. 4 tane ne kaç taneydi? 4 tane. 4. İtikatsızdır, kalpsizdir, peygamberin aleyhindedir. Bir tane daha var. Bul onu. Ha. Yukarıdan aşağı gideyim. İtikatsızdır. Vicdan, he? Kalpsizdir. Bak. İtikatsızdır. Kalpsizdir. Vicdansızdır. Peygamber Aleyhisselam aleyhindedir. Kaç tane etti? 4. Bak, itikatsızdır. Tamam. Kalpsizdir. Tamam. Vicdansızdır. Peygamber Aleyhisselam aleyhindedir. Mesela bana mektubatı verir misin? Peygamber Aleyhisselam aleyhindedir. Şimdi bu noktada bakar mısın? Bak, şimdi cümleye bak. Tak tak seyret. Süfyan ve Mehdi hakkında hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. 56 mektubat. Ne dedik? Münafık peygamber aleyhissalatü vesselam aleyhindedir. Bu sufi. Birisi nifak perdesi altında, yani münafık olacak ama perde yapacak. Ne yapacakmış biliyor musun bakın? Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs. Ehli nifakın başına geçecek. Şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Risalet-i Ahmediye inkar edecek. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bütünlüğünü, La ilahe illallah kafidir, Muhammedun Resulullah demesen de. Uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyor, aynen. Bak, Risalet-i Ahmediye inkar edecek. Ne demek? La ilahe illallah yeter, Muhammedun Resulullah demesen de. Şimdi bu noktada bir de bakın Süfyan kimmiş? Nifak perdesi altında Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam inkar edecek Süfyan namında, yani unvanı altında müthiş bir şahıs. Sıradan birisi değil. Süfyan 579 şualarda alim olacak diyor. Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek. Ne yapacak peki bu? İslami örf ve adetleri şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Her yerde yapıyoruz ya. Allah'tan kork abi dedi. Bir tane tuttu dedi. Münafığın dedi 4 alameti var. İtikatsız olacak. Kalpsiz olacak. Bana diyor ha bunu bir daha. Tam say abi, say abi dedim, saydım. Verdirme şey, ilçedeki yaptığım dersi yeri ya. Adamı da söyledi. Adam bilmiyorum gelmiş. İlçeyi söylemeyeyim artık açığa çıkar. Milletin içine. Abi münafığı bir de sayar mısın dedim. Dedi bana. Nereden okuduğunu sayfayı da söyleyeyim. Emirdağ 1.78. Bak. İtikatsızdır. Tamam dedi. Kalpsizdir. Vicdansızdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam aleyhindedir. Bir tane tuttu dedi. Lan bir insanın münafık olması için dördü gerek yok ki, bir tanesi oluyor yetiyor ya. İtikadı yoksa imanı yoktur. İtikadı var, imanı varsa şey yoksa o da gene yok. Zaten peygamberimizi inkar etse, onun aleyhine gelse zaten o vicdan... Ben bir şey kalmıyor ki ya. Onlar duracak mı yerinde ya? Yani bu değilse budur diyor, bu değilse budur diyor, bu değilse budur diyor. Yani münafık... Yerden yakala diyor. Tabii, mesela neye benziyor biliyor musun? İman esasları kaçtır? 6. Kader inkar etse ne olur adam? Adam kader yoktur diyor. Ya sen Allah'tan korkmuyor musun diyor. İnan sen kafir diyorsun. Ulan kaderi inkar ediyor ya. Kader inkar etmek neyse Allah'a inkar etmek odur. Kader inkar etmek neyse peygambere iman, peygamberi inkar etmek odur. Kader inkar etmek neyse haşi inkar etmek aynısıdır. İman esasları bir bütündür. Bir misal vereyim.
6 tane halka düşünün, zincir. Yusuf düşünüyor mu abi? Bu 6 tane halkanın 5 tanesinin her biri Boğaz Köprüsü'nü taşıyacak güçtedir. 5 tanesi. Bir tanesi plastikten olduğu için ancak bir kitabı taşır, bir tanesi. O 6 tanenin içerisinde bir tane de bu var. Bu 6 tane halka ile ne taşıyabilirsiniz? Boğaz Köprüsü taşınabilir mi? Ne taşırsınız söyleyin. Kendi kitabını taşır. Dedim ki o plastik, o halkaların içinden bir tanesi plastiktendir ve kitap taşıyor. Bu halkaların her birisi, 5 tanesi Boğaz Köprüsü'nü taşıyor. Hepsi eklenmiş. Dedim. Bu halkaların olduğu kantara ne taşıttırabilirsiniz? Kitap. Yani Boğaz Köprüsü'nü taşıttırabilecek güçteydi. O 5 tanesi. Demek ki 6 tane halkanın 4 tanesi, 5 tanesi sağlam olması yetmiyor. Ne diyor? Ne diyor? Hepsi aynı olması lazım. Diyor ki Kastamonu'da bir şey var. Sir seyr edafikum, yok. Yani o muydu? Şeyle diyor. Yürürken, iş yaparken en zayıflarınıza göre hareket edin. Geri kalmasın. İman esası da böyle halka, zincir gibidir. O bir tanesi giderse, bir tanesi hepsi komple gider. Zaten şimdi bunu 9. meseleler orada var ya, 9. mesele iman esasını ispat ediyor. İşte bir tanesini ispat edince öbürkülere ihtiyaç kalmadı diyor. Hepsi ispat edilmiş oluyor. Bir tane inkar edince hepsi gidiyor. Oradan söylüyorum zaten. Şu anlar 11. meselenin 11. 9. meselesinde. 11. şu anın 9. meselesi, tamam mı? Şimdi bak, Süfyan Risale-i Ahmet'i inkar edecek diyor. Ulan ben mi uyduruyorum ya? Adam diyor ki, Muhammed Resulullah demesen de olur diyor. Ezan okutturuyor yurt dışında. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şeden la ilahe illallah. Hayyana selam. Hayyana el felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ne eksik? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Unuttum efendim. Özel çıkartılıyorlar ertesi. Bir devlette unuttun ezan okudun. Herkese. İkinci devlette de unuttun. 3 tane devlette ezan okudun. Ayrı ayrı. Şeyde, seminerde ve komşede. O tiyatro sahasında. Ha, bunu unuttun da. Hayyana salam. Onu niye unutmadın? Veya herhalde falan. Unuttun he? Unuttun. Herkes kandırdın değil mi? Zannetti. Peki. O da unuttu mu? Kitabında diyor ki la ilahe illallah deseniz kafidir. Muhammed'in Resulullah demesen. Tamam. Ne diyor burada? Nifak perdesi altında Risalet Ahmedi aleyhissalatü vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs. Süfyan'ı şeyde tanımlıyor. 579 şu anlarda alim olacak diyor. Aldatmak peş görecek diyor. Ehli nifakın başına geçecek. Ne yapacak? Ulan ne desin daha kitap? Dili mi var kitabın? Şeriat İslamiye'nin tahribine çalışacak. Şeriat. Yani sünneti, adabı, İslam esaslarını, örf adeti, ananeyi ortadan kaldıracak yavaş yavaş. Tesettür gibi. Tesettürcü, daha neler var. İçki içebilirsin. Santaj yapmak için kızlara onunla yatın kalkın film çekeceğiz sonra santaj yapacağız. Neler. Zina, kırla gidiyor. Bizzat yapan kız kendisi anlattı. Tuvalette namaz kılıyor. Sordun ya, ne dedin?